Merhaba sevgili dostlar. Sizi Tünel'den, Narmanlı Han'dan sevgiyle selamlıyorum. Narmanlı Han deyince eski İstanbulluların çok iyi bileceği bir şey var. Nedir o? İşte bu güzel kediler. Çok eskiyi bilenler çok net hatırlayacaktır. Narmanlı Han eski haliyle internette arama motorunda bir girin, eski halini bir görün. İşte o eski halinde içi kedi doluydu. Muhteşem bir ev, yemyeşil bir bahçe ve ağaçlar vardı, eski banklar vardı. Burası o eski haliyle yıllarca İstanbulluların en sevdiği o anı yerlerinden biri oldu. Şimdi ne? Şimdi plastik çiçeklerle kaplı böyle bir bina. Gelin bakalım. O güzel han, o güzel bizi gençliğimizin en güzel anılarına tanıklık etmiş. Şimdi bu olur mu sevgili Çağrı? Plastik çiçekler. Yani olacak bir şey mi? Burası tarihi bir bina. Evet sevgili dostlar, bu önemli hanı sizlere göstermek istiyorum ama bu plastik çiçekler üzüntü kaynağı. Ve bizler için Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yaşamını sürdüğü bu güzel yer. Mesela şu sarı binanın olduğu yerde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın evi vardı. Çok eski bir mahalle evi gibiydi. Önünde banklar. Çok hoştu. Tamamen bir yenileme çalışmasıyla bu hale geldi. Bu restorasyon değil. Bu direkt yeniden yapma çalışması olmuş. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir dörtlüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Kökü bende bir sarmaşık. Olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. İşte o anılarımızın en güzel yerindeki bu han, içine girmeye bile imtina ediyoruz. Maalesef bu halde. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile ilgili yazılar da yazılmış. Burası İstiklal Caddesi'nin sonu, tünel bölgesi ve hemen arkasında da Asmalı Mescit var. Ve size Asmalı Mescit'te ve bu Narmanlı Han'ın arkasıyla ilgili bir sır vereyim mi sevgili dostlar? Eminim çok severek izliyorsunuz bir dizi, TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı. İşte bu hanın arka tarafında çekiliyor. Hani yolunuz düşerse belki gelir şöyle bir bakarsınız. Şimdi gelin Narmanlı Han'dan da çıkalım. İçine girmeye insanın hiç el vermedi değil mi Çağrı? Evet, tamamen şey olmuş durumda, yani modernize edilmiş. Ne olduğu belli değil aslında. Ne olduğu belli olmayan bir yenileme çalışmasıyla Narmanlı Han o anılarımızdaki o güzel halinden çok uzakta. Ve Narmanlı Han'dan çıktığımızda da hemen Müeyyed Sokağı sağ tarafta Asmalı Mescid'e doğru götürür. Ve burası tünel bölgesi. Tünel bölgesi de bakın konsolosluklar hemen burada. Evet, burada bütün dediğimiz gibi konsolosluklar bulunuyor. Osmanlı döneminden bu yana. Tabii Osmanlı döneminde onlar büyükelçilik. Evet, büyükelçilikler şimdi başkentimizde Ankara'da biliyorsunuz sevgili dostlar. Ve tünele geliyoruz. Tünel İstanbul için olduğu kadar dünya için de önemli bir yer. Neden? Çünkü burası ilk metro çalışmalarından bir tanesi. Biliyorsunuz herkes ilk metro çalışmasının Paris'te olduğunu söyler. Ama maalesef bu taraftadır. Hem bildiğiniz gibi bu raylardan da gördüğünüz tramvay sistemi, hem de akabinde tünelde bulunan füniküler sistemi aslında ilk toplu taşım sisteminin Avrupa'da İstanbul'da yapıldığının kanıtı. Evet, füniküler nereye götürüyor bizi? Tünelden Finikülere bindiğimizde Karaköy'e iniyoruz. Karaköy'e iniyorsunuz. Finiküler nedir? Kısa bir yol ama. Finiküler nedir? Aslında yatay giden bir asansör gibi düşünmek lazım değil mi? Evet. Çok keyifli de bir yolculuğu var. Çok kısa. Bakın burası da Galata Mevlihanesi. Hani Galata Mevlihanesi ve İstiklal Caddesi'nin önemiyle bağlantısıyla ilgili de konuşmuştuk. Ama yine bize hatırlatmak isterse sevgili Çağrı. Evet. 1491 senesine kadar Galata'da ve Pera bölgesinde Müslüman ve Türk bulunmuyor. 1491 senesinde buraya ilk izin verilen yer Galata Mevlevihanesi oluyor. Ve bura vasıtasıyla da Galata ve Pera'da ilk defa Türk ve Müslüman bir unsur, diğer Frangistan denilen Franklerin yani Avrupalıların arasına girmiş oluyor. Ve Mevlevihane'de burada müze kartla Mevlevihane'yi girip gezmeniz mümkün. Buraya kadar gelmişken size de bir göstereyim. Bakın burası da Galata'yı, tüneli Karaköy'e bağlayan bir yokuştur.
Galata Kulesi'ne gidersiniz. Önce de oradan da yüksek kaldırım üzerinden Karaköy'e inebilirsiniz. Sağda solda müzik aletleri, değil mi? Udun, Çağrı Bey udunun telini buralardan alır. Aynen, bu bölge aynı zamanda müzisyenlerin çok uğrak noktasıdır. Burada her türlü müzik aleti bulunur. Onların tamirleri yapılır, bakımları yapılır. O yüzden burası müzisyenler için önemli bir yer. Çağrı Bey için önemlidir, onu söyleyeyim. Ve Galata Mevlihanesi'ne geldik sevgili dostlar. Mevlevihane ile ilgili yazımız turrehberin.com web sitemizde var. Video çekimlerimiz Facebook sayfamızda. Yolunuz düştüğünde bu güzel, bu eski sokaklı, bu taşlı yerden Mevlevihane'ye lütfen gelin. Çok cüzi bir giriş ücreti var Galata Mevlihanesi'nin. Önemli şahsiyetlerin ebedi istirahat ettikleri türbeleri de burada. Bakın, Mevlevihane müzeye girmek için müze kart geçerli. Bütün temizlik önlemleri de alınmış, her şey konmuş. Mutlaka ziyaret edin, hem binanın içini gezersiniz hem de defalarca geldiğimizde bu bahçede duyduğumuz huzuru, Mevlevihane'nin bahçesinde duyduğumuz huzuru sizlere ifade etmekte zorlanıyorum. Mutlaka bu güzel yapıyı Beyoğlu'na yolunuz düştüğünde ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar. Bu güzel yer İstiklal Caddesi ve Beyoğlu gezmelerle bitecek gibi bir yer değil. Bakın, cümle kapısı kitabelerin üzerindeki önemli yazılardan da bahsedilmiş. Web sitemizde detayları bulabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.